Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda branch and merge işlemini source tree ile nasıl yaparız? Bunun görsel anlatımını yapmaya çalışacağım. Bu şekilde kafamıza daha iyi oturacağını düşünüyorum. Öncelikle geçen sitemizin aynısını buraya yine tekrardan şuraya bir yeni klasör oluşturarak bir taslak diyelim arkadaşlar. Ve bunun içindeki bütün dosyaları, burada çok daha farklı dosyalar da olabilir. Şuraya yapıştıralım. Taslağımızı biz source stream'imizde açarak sıfırdan bir git uygulaması yapalım. Branch ve merge'leri bunun üzerinde anlatmaya çalışalım. Arkadaşlar görsel olarak aslında kafamıza çok daha güzel bir şekilde oturacak diye tahmin ediyorum. Burada tabi yeni bir dosya açacağımız için create diyoruz ve buradan masa üstündeki taslak nerede? Burada. Taslağı bu şekilde koyuyoruz. Git projesi olacağından bahsediyoruz. Uzak bir repozitörü olmayacağı için create diyorum şu an için tabii. Daha sonra GitHub derslerinde de devam edeceğiz zaten. 4 tane unstaged files geldi buraya. Ve bir yandan şöyle bir şey de yapacağım arkadaşlar. Şu taslağı ben Visual Studio Code editörümle de açmak istiyorum. Şimdi biz arkadaşlar bu arada bunu yaptıktan sonra Visual Studio Code içerisinde de bakın U şeklinde böyle daha farklı görünüyor. Yeşil şekilde görünüyor. Herhangi bir değişiklik yapılmadığı ile alakalı. Biz burada değişiklikleri yaptıkça, burada herhangi oynamaları yaptıkça arkadaşlar, commit ederek devam edeceğiz. Şimdi öncelikle unstaged files olduğu için bunların hepsini stage all diyerek buraya yerleştirdik ve bir commit attık. Diyelim ki sitenin ilk hali. Bunu atarsanız iyi olur. Her zaman için ilk start noktasını atmak gerekiyor. Commit diyelim ve biz bunu commit ettik. Commit edecek herhangi başka bir şey kalmadı ve master branch'inde, bakın burada branches kısmında, master branch'inde bu sitenin ilk hali gerçekleşmiş oldu. Şimdi master kısmında birkaç commit yapalım. Mesela şunların her birini işte ana sayfa ve nedir? Hakkımızda ve portfolyo şeklinde arkadaşlar değişiklikler yaptığımızı düşünüyoruz. İşte ürünler bunun haricinde iletişim ve son olarak bir şeyler sallıyoruz arkadaşlar. Şu an menüleri düzenliyorum bu arada. İşte bize ulaşın şeklinde bir menü düzeni yaptım. Yani değiştirdim ve bakın burada modify olduğundan bahsediyor. Dediğim gibi git kısmı Visual Studio Code içerisinde entegre geldiği için eğer git dosyası varsa bu şekilde olacaktır. Şimdi source tree'ye geldiğim zaman zaten file status yani git status çektiğimizi düşünün şeyden terminalden. Bu şekilde unstaged file sadece indekste değişiklik olduğunu ve indekste nerelerde değişiklik olduğundan burada bahsedecektir. Bunu arkadaşlar hemen stage'e çekerek menülerin burada hemen bir komut atalım. Menüler oluşturuldu diyebiliriz arkadaşlar. Menüler oluşturuldu. Commit attık ve burada history kısmından sitenin ilk hali ve daha sonra menüler oluşturuldu diye bir başlığımız da mevcut. Peki burada son olarak hemen şu slogan başlığı da değiştirelim. Burada da bir commit atalım. Ne diyelim buraya? Git ve GitHub dersleri. Şimdi bunu da yaptıktan sonra yine modify halde olacaktır ve yine source tree'ye gittiğimde ben burada file status kısmında indeksi stage'e alacağım ve daha sonra commit atacağım. Diyeceğim ki slogan değiştirildi. Bu şekilde arkadaşlar biraz değişik yazdık ama olsun. Commit'imizi de attıktan sonra history kısmında bakın gördüğünüz gibi sitenin ilk hali menüler ve slogan değiştirildi. Bunun üçünü de hangi branşta yaptım? Master branch'ında yaptım. Şimdi gelin yeni bir branch oluşturalım. Diyelim ki bu siteye bir veri tabanı bağlantısı yapılacak. Ya da hakkımızda sayfası yapılacak. Önce bir veri tabanı bağlantısı yaptığımızı farz edelim. Buraya arkadaşlar hemen bir branch eklemem gerekiyor. Ve bu arada kullanımı da önemli. Current branch şu an mevcut aktif branch'ı gösterir. All branch ise bütün branch'ları gösterir. Burada herhangi bir branch olmadığı için sadece master'ı gösteriyor. Branch'e tıkladığımızda burada mesela ne diyelim? DB diyelim arkadaşlar direkt. Küçük harflerle DB, database'i ya da DB olsun yeterli. Create demeden önce bakın checkout new branch. Yani biz hani checkout'la branch'ler arası geziyorduk ya.
İşte arkadaşlar bunun tiki de aktif olarak working copy parent. Yani arkadaşlar çalışma alanının aynısından bir kopya oluşturduğundan bahsediyor. Create branch diyerek arkadaşlar bakın DB ve master adında iki tane branch'imiz olacak. Bu branch zaten ana branch. Ve biz hatırlarsanız branch'leri git branch dediğimiz zaman yanında bir yıldız oluyordu aktif olan. Bunda da bir yuvarlak oluyor arkadaşlar. Burada bakın master'da oluşturulan her şey görüntülenebilir. Burada current branch dediğim zaman yine görüntülenmekte. Master'da ise arkadaşlar master'da oluşturulan şeyler sadece görüntüleniyor. Merge edilmediği müddetçe. Bu ne demek ona da bakacağız. Şimdi biz gelin şurada masa üstüne bir gidelim. Taslağın içinde arkadaşlar yeni bir ya da şuradan yapalım bu işi. Burada arkadaşlar yeni bir ne dosyası oluşturalım? DB. DB nokta ne diyelim? TX'de. DB TX'de oluşturup connection diyelim. Connection. Ctrl S dedim. Bakın burada yine aynı şekilde yeni bir dosya oluşturduğumuzdan bahsettik. Source tree'ye geldiğimde DB branch'ına yalnız bu arada biz master branch'ında bunu oluşturduk arkadaşlar. Biz hemen bunu ne yapalım? Şunu yok edelim. Silelim şuradan. Ben bu olayı nerede yapacaktım? Database'i oluşturan kişi üzerinde yapacaktım. Bunu buradan sildim şimdi. Ve buraya geldiğim zaman master'da arkadaşlar hemen bunu commit etmeye gerek kalacak herhangi bir şey olmadı. DB branch'ına geçiyorum çift tıklayarak. DB branch'ında bir ne oluşturacağım arkadaşlar? Database oluşturduğumu var sayıyorum. DB TXT buraya da connection'ımı oluşturduğumu varsayayım. Ctrl S. Şimdi buraya geldiğimde, source stream'e geldiğimde bakın DB'de uncommitted changes. Şimdi burada current branch'ı göstereyim. All branch değil. Current branch'ı seçersek daha iyi göreceğiz. Burada unstaged olduğu için ben bunu stage all diyerek buraya aldım ve burada arkadaşlar ne yapacağım? File status kısmında hemen bir commit verelim. Bağlantı oluşturuldu diyelim. Şimdi benim yaptığım olay şu. Bağlantı oluşturuldu. Buradan da bir commit atalım. Tamam, çok güzel. Şimdi buraya geldiğim zaman commit'i de attığımda başarılı bir şekilde görünüyor. Peki ben buradan history kısmına gittiğim zaman bakın sitenin ilk halini menüler oluşturdu, slogan değiştirdi, bağlantı oluşturdu. İyi, güzel. Ama bu branch'tir. Master'a geçtiğim anda bu master'da herhangi bir şey görünmüyor. Niye? Çünkü ben daha hala DB'yi master'a geçirmedim, entegre etmedim. Buraya hatta geri döndüğünüzde, bu da çok güzel bir özelliktir. Bakın gördüğünüz gibi merge etmediğim için silinmiş şekilde duruyor ve burada görünmüyor. Dosyalar da görünmüyor. Ne zaman ki merge edersem ben bu iş aktif olacaktır. Bunun haricinde hemen akabinde şöyle bir şey daha yaparsak daha iyi anlayacağız. Mesela burada hakimizda nokta html diye bir şey oluşturalım. Hemen bunun içerisinde şöyle bir şey yapalım. Ne diyelim? Hakkımızda sayfasına hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar biz burada neyi yaptık? Yine DB'nin içerisinde yaptık değil mi? Şuraya bir geleyim. Source tree'de master'ın içinde yaptık. Fakat ben bunu master'ın içinde yapmayacaktım. Yine bir hata oldu. Şunu şöyle yapalım. Bunu da farklı bir branch'ın içinde yapalım. Yani hakkımızda kısmını yapan yerin içinde yapalım. Burada da arkadaşlar yine bir branch oluşturacağız. Ve burada da hakkımızda sayfası tasarlanacağı için hakkımızda dedim. Ve create branch diyerek olayımı başlattım. Şimdi bunun içinde dikkat ederseniz burada da sitenin ilk hali menüler oluşturuldu. Slogan değiştirildi. Hakkımızda branch'i de oluşturulmuş oldu. Şimdi buraya geldim ve hakkimizda.html'yi ben burada oluşturdum. Yapıştırdım. Ctrl S dedim. Şimdi buraya gittiğim zaman hakkımızda da file status dediğim zaman hakkımızda.html'nin geldiğinden bahsetti. Ve ben burada hakkımızda sayfası oluşturuldu diye bir ne yapıyorum? Commit atıyorum. Bu commit'i attığım zaman şimdi hakkımızda yalnız tabii arkadaşlar biz burada commit atacağız ama ne yaptık? Bir saniye şuraya geldim. Evet burada hakkımızda
sayfası oluşmadı mı? Oluştu. Tamam. Hakkımızda sayfasının içinde şurada file statüste. Evet, ben bunu stage array'a geçirmediğim için, staged array'a geçirmediğim için böyle oldu. Bunu stage array'a geçirdim ve commit aktif oldu dikkat ederseniz. Commit'i attım ve burada history kısmına geldiğim zaman hakkımızda sayfasının oluşturulduğunu görüyorum. Ama ne zamanki master'a geçersem onun da silinmiş halini göreceğim. Bakın. Burada ben hakkımızda da silindi, DB de silindi. Bakın. Bunları kapatalım hatta. Kapattığım zaman da sanki hiç oluşmamış gibi, değil mi arkadaşlar? Çünkü master branch'ine biz bunları dahil etmedik. Yani bu iki elemanı daha dahil etmedik. Peki bunları nasıl dahil edeceğiz ve nasıl kullanacağız? Bakın şimdi burada DB'ye geçtiğim anda sanki dahil etmişim gibi duruyor, değil mi? Bakın DB.txt de buraya geldi. Aynı şekilde hakkımızdaya geçtiğim zaman, hakkımızdaya bir geçelim. Evet, geçemedik bir türlü. Hakkımızdaya bu şekilde geçtiğimiz zaman bu sefer de DB gitti, hakkımızda.html'e geldi. İşte arkadaşlar bunları bir branch üzerinde, yani master üzerinde birleştirebilmem için master branch'ına geçiyorum. Bakın buradaki commitlere de dikkat edelim. Merge komutunu veriyorum ve kimi merge etmek istiyorsam current değil all branches'i getirdim. Mesela DB'yi branch merge etmek istiyorum. OK'ye bastığım anda artık ne oldu? Burada benim master'ımın içine dahil oldu. Bakın master branch'ında db.txt'de yerini aldı. Peki hakkımızdayı da bu şekilde getirmek istiyorsak ne yapacağız? Yine aynı şekilde merge edeceğiz. Merge hakkımızda deyip OK'ye bastığım anda artık bu da merge edildi ve master'da alayı görünüyor arkadaşlar. Bakın burada da aynı şekilde bütün hepsi gelmiş durumda. Peki bunlarla işimiz kalmadıktan sonra ne yapacağız? Bunları arkadaşlar silebiliriz. Bunun içinde tabii master branch'ındayken branch kısmına tıkladığımızda bakın bu sefer böyle bir durum geliyor. Burada da arkadaşlar delete branch diyerek burada, yani sil diyerek DB ve hakkımızdayı arkadaşlar delete diyebiliyoruz. Ve bu şekilde yes diyorum ve bu şeylerden sorunlar giderildiğini düşünün. Mesela herhangi bir sorunu var sitenin. Bu sorunla alakalı bir branch oluşturdunuz. Bu branch ile çalışmalar yapıldı. Sıkıntı giderildikten sonra bunu merge ettiniz ve merge ettikten sonra da branch'i silerek yolunuza devam ettiniz. Branch ve merge burada çok daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.